Herkese merhaba, hepiniz PES 20 kariyerime hoş geldiniz. Küçük bir duyuru arkadaşlar, bugün saatlerimiz saat 14.00'ı gösterdiğinde, yani öğlen 2'de twitch.tv/kaptantoygun kanalında Twitch'te canlı yayında olacağız. Bunu da bir söyleyeyim, canlı yayınlarımız tekrar başlıyor ve PES 20 oynayacağız, onu da söylemiş olayım. Şimdi arkadaşlar, en son ben kayıt alırken küçük bir sorun oluştu ama çok bir şey kaybetmedik. Sadece şunu göstermek istiyorum, De La Vega'yı transfer ettik. Şurada göstereyim. Aynen bak, sağ tarafta. Şimdi hücum hattımız De La Vega, Thiago Almada, Acıampong ve Vedat Muriç dörtlüsünden oluşuyor. Yorumlarınıza bakıyorum. Yorumlarda benden şeyi yok etmemi istemişsiniz. Spiker sesini yok etmemi istemişsiniz. Ben de size bunu yaptım. Spiker sesimiz artık yok. Ben anlatacağım maçı. Onun dışında abi takımı mahvettin. Ne yapmışsın? Yetenek avcısının bulduğu oyuncuları çok uygun fiyata da alabilirsin. Onlara da bak. FIFA'da almış olduğun oyuncular burada iyi olmayabiliyor diyen arkadaşlar da var. Daha doğrusu bir kişi gördüm. Yani bir tane yorum gördüm. Hani böyle düşünen olursa diye, şimdi oyunu ilk kez oynuyorum. Dolayısıyla FIFA'da bazı futbolcular kafamda çok ciddi yer edindi. O yüzden onları bir denemek istedim. Sorun değil. En kötü devre arasında yeni bir transfer işte sürecinden geçer. Her şeyi toparlarız. Şimdi De La Vega'ya da bir birlikte bakalım. Sizin izlediğiniz ilk maçı olacak. Umarım başarılı bir maç geçirir. Bu arada PES'i bayıla bayıla oynuyorum. Vallahi hiç rahatsız olmuyorum. En ufak bir şeyden rahatsız olmuyorum bu oyunu oynarken. O yüzden PES gelmeye devam edecek arkadaşlar. Yarın da, daha doğrusu düzeltiyorum, yarın diyorum. Şu an siz bu videoyu seyrederken belki de ben canlı yayındayım. O yüzden Kaptan Toygun Twitch kanalımı da bir takip edin derim. Aha koşusu yaptı. Yürü oğlum, yürü oğlum. Yürü. Yürü lan. Olmadı be Vedat. Olmadı be Vedat. Vurdurma. Şöyle paslayalım bakalım. Hasan Ali. Sol kanatta şimdi Acıampong'la oynadı. Acıampong döndü. Thiago Almada'nın pası geçmedi. Orta alanda şimdi pas yapıyor Gaziantep. Gaziantep değil mi lan bu? Gaziantep herhalde. Evet Gaziantep olması lazım. Taç atışını kullanacak Fenerbahçe. Topla buluşan Luis Gustavo. Hemen ne oluyor oğlum? Ne oldu lan öyle? Allah Allah. Joystick inanıyor. İptal ya. Xbox şeyi açıldı. Arayüzü açıldı. De La Vega. Şimdi oynadı İzda'yla. İzda içeri baktı. Tek top yaparsa tehlike olabilir. Thiago Almada dön vur. Olmadı. Thiago Almada vuramadı. Vuruşu iyi olmadı. La oğlum ona değil. Almada'ya bıraktım. Al bakayım Almada oğlum. At şimdi araya. Vur. Aman be. Aferin lan Vedat. Oğlum bu oyun bana çok güzel geliyor. Şutlar çok güzel geliyor. Karakterlerin sizin yapmak istediğiniz şeylere anlık verdiği tepkiler acayip hoşuma gidiyor. Yani FIFA'da o rahat şey bana geliyordu, nasıl söyleyeyim. Biraz ağır geliyordu, hep söylüyordum ya. Yapmak istediğinizi yapmıyor, tek top yapmak istediğinde bazen yapmıyor filan diyordum. Belki hatırlarsınız. Bak bu oyunda onlar olmuyor ya. Yani başıma gelmeyen şeyler bunlar. O yüzden çok daha böyle keyifli oynuyorum bu oyunu oynarken. Oyun akıyor yani. Öyle düşünüyorum. Vurdurma, aferin oğlum sana. Luis Gustavo pas yap. Allah Allah, aferin lan. Bravo Altay. 40 yılda bir iş düştü. Onda da batırmadım. Helal olsun. Muhammed Kudüs. Şimdi sağ kanatta. Delaver. Ne yaptı lan o? Nasıl açtı? Nasıl açtı ya öyle? Ayağından. Hadi Rami. Orada kontrol etti ve topu kornere çıkarttı. Ulan Rami. Kornere çıkarttırmana gerek yoktu gibi. Gitmeyin lan, gitmeyin. İki kişi gitmeyin. Baba pas yapacak bak. Hiç de anlamadık. Ne oldu lan? Ulan De La Vega niye faul yapıyorsun adama zaten? Orada sıkışmış herif, ortası da kötü. La bu hakemler var ya, PES'te gelip habire bizi tehdit ediyorlar. Futbolcuları tehdit eden hakemleri istemiyoruz. Demir. Muhammed Demir herhalde o da. Muhammed Demir mi diyor? Bilemedim. Şimdi Altay. Hasan Ali ile oynadı. Acıampong solda boş. Fenerbahçe'nin FIFA'dan beri çok sevdiği bir isim. Acıampong. Aynı şekilde Thiago Almada. Şimdi Kudüs. Sağ tarafta topla buluşan De La Vega. Bıraktı pasını, çok güzel. Kudüs de bıraktı. Dön vur. Hey yavrum hey. Vedat Muriç. Dönerek vuruşları gerçekten çok güzel. Vedat Muriç. Fenerbahçe'yi şimdi 1-0 öne geçirdi. Oğlum ne güzel top saklıyor bu, dönüp vuruyor falan ha. Süper süper. Bravo. Haydi bakalım, baskılı oynayacağız. Ama o taraflarda, ön taraflarda çok fazla baskı yapmayalım ya, bırakalım gelsinler. Futbolcular çok yoruluyor. Heh, bırak abi, burada karşıla. Aynen. Adil nereye gittin? Adil Rami. Çok memnunum Adil'den.
Adamın dibi. Futbolcuları parlatıp satmak yani parlatıp satmamı tavsiye edenler var. Evet, o bana ilgi çekici bir fikir geliyor. O yüzden Kudus'u aldım. Thiago Almada'yı aldım. Acheampong'u aldım. Bu futbolcuları parlatıp satacağız. At oğlum önüne. Ulan önüne doğru gitseydi. Gerçi Vedat da koşu yapamıyor öne doğru çok fazla ya. Hani süratli bir oyuncu değil. Gustavo hemen her yerde basıyor, yemin ederim. Tam bir savaşçı orta saha Gustavo. Kudüs de onun yolunda artık. Hop. Olmadı, olmadı. Aman diyeyim, aman diyeyim, vurdurmayın. Aferin sana lan Adil Rami. Lan vurdurmayın. Allah. Vay arkadaş, gitti yine içeride, önünde kaldı. Müdahale ettim ama Kayode maalesef beraberlik golünü sağladı takım adına. Ya arkadaş, niye vurduruyorsunuz? Bakın, izleyin. Şimdi şurada bir müdahale yaptım ama maalesef top bende kalmadı. Şansını adamlara gitti. Orada çok güzel bıraktı içeriği ve gol oldu. Biraz şanssız bir gol yedik. Yaptığımız müdahale maalesef bizde kalmadı. Allah'tan bir tane gol atmıştık Vedat Muriç'le. Yani PES'e hala alışma sürecindeyim. Ama çok keyifli oynuyorum gerçekten. PES kariyeri zevkli gidiyor benim için. Umarım siz de izlerken keyif alıyorsunuzdur. Şimdi ikinci yarı Fenerbahçe'nin bakalım üstünlüğüyle sonuçlanacak mı? Orta alanda topla buluşan şimdi Kudüs. Sol tarafta Gustavo baktı. Takım arkadaşı Acheampong'u gördü. O da döndü. Thiago Almada. Almada kötü bir top attı. Çünkü o adam tam bindirmemişti Hasan Ali. Biraz kötü bir tercih oldu benim için bu. Basın abi, basın. Heh, uzun oynayacaklar şimdi. Genelde Allah Allah pas yapıyor. Sen Antep'e bak. Bravo lan. Gazişehir yürü oğlum. At pasını. Yürü. Yürü yürü yürü. Yürü Thiago. Koçum benim. Şimdi De La Vega'nın önü boş. De La Vega. De La Vega. Seni de parlatacağım. Hiç merak etme. Bundan da para kazanacağız. Böyle çok ciddi paralar yatırdığımı düşünmüyorum yani. De La Vega'ya. Sadece şeye fazla para gitti. Thiago'ya. Ona da yapacak bir şey yok. Thiago Almada'yı gözü kapalı alırım bak. Gözü kapalı. O benim adamım abi. Kudüs. Bıraktı şimdi sağ kanada. De La Vega tekrar Kudus'la oynadı. Şimdi Thiago Almada. Gol! Oğlum ne güzel aldı lan herif ayağımdan topu. Ben de basar alırım. Bas 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 bas. Eyvah eyvah. At önüne. Çok güzel. Yapla bir koşu yap oğlum. Heh. Ulan Vedat. Ulan Vedat. Sırtını dayamışsın adama. Tamam iyi, hoş, güzel. Vur be oğlum. Aman be. Olmadı. Olmadı. Sırtını dayamış da koşu yapmıyorsun güzel kardeşim. 2'ye 1'e çağırıyor Kudüs orada ama ben de dedim ki yani Vedat koşu yaparsa önüne atarım. Pes'in müziklerini açamıyoruz ya. Çok güzel müzikleri var ama açamıyorum maalesef. Ya basın şuna ya, basın şuna. Bas 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 bas. İşte bu. Abi yapma be hocam be. Hiçbir şey yok bu pozisyonda. Buyurun izleyelim. Ne var bu pozisyonda ya? La hiçbir şey yok oğlum. Manyak mı bu? Allah Allah. Orta geldi şimdi. Vurdurma. Lan De La Vega vallahi hiçbir işe yaramıyorsun. Çık atlak. Hık. Beni kızdırdın ha. Neredesin sen? Bu hafta seni ben keseyim de gör senin yerine. Ferdi'yi oynatırım. Bin kat daha iyi be. Miha Zayt sen de gel oğlum. Yorulan var mı bizde? Tego alma da. Şöyle böyle falan filan. Zayt gel lan şurada oyna. Gel orada oynatacağım seni. Oradan topla orta alanı kat edip üçüncü bölgeye taşımaya çalış bakalım topu. Değişik bir sistem. Heh. Ulan 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 kötü paslaştık orada. Hadi çocuklar hadi kendinize gelin ya. Luis Gustavo. Ne yaptınız oğlum? La De La Vega bindirsene oğlum. De La Vega bak beni kızdırıyorum ha. At oğlum sağ tarafa. Heh. Ya bu çocuk top kontrol edemiyor ya. Oğlum nasıl parlatacağım ben seni De La Vega? He nasıl olacak? Sana vereceğim şansı Ferdi'ye veririm ben be. Vallahi bu nasıl iş la? Onlardan çıkmadı mı top? Ah koçum benim Yazayz. At oğlum önüne. Şimdi Thiago Almada. Almada. Aman be oğlum çok zor ya. O hani 1-2'yi yapıyorum ondan sonra. Oğlum ne yapıyorsunuz la Serdar, ne yapıyorsun oğlum? Mal mısınız ya? Aa üstüme ilip sağlık. Yürü Acheampong. Acheampong. Çok süratli. Aa ben topu kaptırdım sandım ha. O yüzden X'e basıyordum topu alsın diye.
Bas 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 bas. Bas bas. Heh işte böyle. At onun pasını, çok güzel. Vedat, lan yok mu kimse gelen? Oho Vedat'cığım, sen de 2 dakika top tutamıyorsun ayağında ya. Bir kalçanı koy şöyle, bir sırtını daya rakibe ya. Allah Allah. Oğlum niye bu kadar kötü yapmışlar ya Vedat o anlamda? Solda bir boşluk var. Şimdi Hasan Ali. Çok güzel bir top. Tek top bırak. Vur. Allah be, olmadı. Benim düşündüğüm yapmadılar. Daha doğrusu Thiago koşuyu yapmadı düşündüğüm gibi. Tek top. Çok güzel. Tek top. Aferin. Tek. Şimdi at önüne. Vur bakayım. Ya bu nasıl kontrol be? Ulan Zayt. Kaleci, yani kaleciyle karşı karşıya kalacaktık. Ne güzel. Deplasmanda berabereyiz abi. Mis gibi karşı karşıya kalacaktık. Aferin. Tek top oynayalım. İşte bu. Ya var ya oğlum, çok kötü ya. Ya Vedat çok kötü ya. Yani top ayağına geldiği zaman şut atarsa gol olur, tamam. Ama onun dışında hiçbir mi özelliğin olmaz senin Vedat ya? Niye böyle? Vedat'ı bizim parlatıp satmamız lazım. Hep öyle diyorduk. Onu da yine iyi bir fiyata parlatıp satmaya çalışacağız. Ama çok zor oğlum böyle. Bu nedir ya? İki adım atamıyor. Kıçını kaldıramıyor oyunda ha. Şöyle bir bakalım. 11 puanla şu anda 5. sıradayız ama liderle aramızda 3 puan fark var. Allah'tan öyle bir ciddi puan farkı yok. Türkiye Kupası maçıyla karşınızda olacağız. Hadi bakalım. Acaba simüle edebiliyor muyuz? Şuna bir bakayım. Kupa maçları benim için çok önemli değil. Zamanı ileri al diyelim. Maçı atla diyelim arkadaşlar. Ne diyor? Ha, simülasyon, evet. FIFA'daki simülasyon olayı. Kazanmışızdır diye düşünüyorum. Çok güzel. Berabere bitmiş. Elendik Türkiye Kupası'ndan sanırım. Doğru mu? Yok, elemişiz ya. Tamam tamam. Ha yok yok yok, yeni başlamış. Pardon ya. Yanında 0-1 falan yazıyordu. O biraz aklımı karıştırdı benim. Takım yönetiminden görüşmelere bir bakalım arkadaşlar. Yine yetenek avcılığı. Ha, benden buraya bakmamı istiyordunuz. Bir bakalım. Bu ne lan? Kabaye. Defansif bir orta sahaymış kendisi. Yusuf Erdoğan mı bu? Evet. Mossoro. Garitano. Oğlum adamlar iyi ha. Şu hızlarına bak şunların. Evet, dediğiniz gibi burada iyi adamlar çıkabiliyor herhalde. Zamanı ileri alalım. Şu maçı atla diyelim. Sallantıda falan filan diyor Gustavo. Ne diyor oğlum bu? Heh tamam. 2-1 diyor şimdi de. Tamam abi, geçtik. Hadi bakalım. Biz Süper Lig'le devam edelim. Oo, Fenerbahçe Galatasaray maçı olacak şimdi. Hadi bakayım. Şimdi arkadaşlar, derbide 3. bölüm diyor. Kazanmaya hazırız diyelim arkadaşlar. Zico'yu gördüğünüz gibi son derece istekli, arzulu. Bravo Zico. Takım yönetimine gidiyorum. Delavega, çık lan oyundan. Çık. Sana vereceğim şansı ben Ferdi'me veririm benim. Gel benim aslanım benim. Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'nin genç yeteneği. Dediniz ki abi, yukarıdaki 76 yazısı, şu hemen Harun Tekin'in solunda bulunan, bakın 76 yazısı takımın uyumunu gösteriyor sanırım. Şu Kudüs'ün yerine mesela, nerede abi Ozan Tufan, gel bakayım bir. Bunu koyarsam, yok bir değişiklik olmuyor. Dele Vega'yı buraya koyarsak bir değişiklik olmuyor. O zaman ben Ferdi'yi oynatırım reis. Takımın herhalde overall'unu gösteriyor o 76. Onu arttıracağız. Ya aslında benim aklımda kim var biliyor musunuz arkadaşlar? Mario Balotelli. Onu video dışında oynamış olduğum bir PES kariyerim daha var benim. Arada böyle keyif yapmak için giriyorum. Mario Balotelli'yi sıfırdan başlayıp yeni açmış olduğum bir sezonda direkt takıma 13 milyon euroya transfer ettim. Ve ilk maçında 2 tane gol falan attı. Yani sonuçta Balotelli yani. Onu devre arasında almaya çalışabiliriz Vedat Muriç'ten kurtulup. Balotelli'yi getirebilirim takıma. Hadi bakalım. Şimdi topla buluşan isim Gustavo. Biraz daha çabuk çıkartman lazım ayağından. Fenerbahçe Galatasaray mücadelesini izliyoruz. Ne yaptı oğlum? Kim attı lan? Eyvah eyvah, kötü geliyor ha. Vallahi kötü geliyorlar ha. Yunus. Ortasını yaptı, eyvah. Onyekuru. Oğlum daha bismillah bir... Lan. Ne oldu? Ne oldu lan? Allah Allah. Bir bakalım. Hocam yani... Yav hakem... Allah Allah. Oğlum hakemler niye böyle? Ben hiçbir şey yok ki şu pozisyonda. Gerçekten çok kötü ya. Neyse. Bindir bindir bindir. Al oğlum önüne şimdi. Çek şöyle topu. Bak bak bak, gidecek. La onu değil lan.
Aa attık lan, çok güzel. At oğlum sen de pasını bir daha. Gir içeri. Olmadı. Ol, vur. Vur. Oğlum nasıl kurtarıyor lan Hüseyin'e bak. Vallahi heyecandan burada var ya, kıçıma kramp girdi, kendimi kasacağım diye. Ya çay içmeliyim, dur. Pozisyonu izleyin siz. Ya abi işte kaleci. Bir kaleci nasıl takımı kurtarır? Takımın seviyesini nasıl yukarı çeker? Buyurun işte buna canlı şahitlik ediyoruz. Muslera sen nasıl bir adam, nasıl kral bir kalecisin ya. Lan hem de çok da efendi adam. Adamın dibi bu abi Muslera. Bak bir Fenerbahçeli olarak Muslera hayranlığımı asla saklamam yani. Adam gibi adamı sonuna kadar destekler, severiz ya. Galatasaraylı olmuş, Beşiktaşlı olmuş, Trabzonsporlu olmuş hiç fark etmez yani. 10 numara adam ya. Fenerbahçe'nin Alex'i gibi bence efsaneleşmesi gereken bir isim ha bu Muslera. O kadar kaliteli bir yabancı. Aferin sana. Bravo İzla. At önüne şimdi, sen çok yorgun. La oğlum. Allah Allah. Yürü yürü, at önüne. Aa gitti, joystick gitti. Lan yine valla joystick. Joystick kaybettik ya. Tek top oyna. At sen de. Atamadım. Ara sıra bağlantısı kopmaya başladı joystick'in. İlginç bir şekilde. Tam atağa çıkacağız. Oo, Andone. Linens karşısında açan Pong. Oo, Linens nasıl süratli lan? Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. O kim lan? 19 numara Ömer Bayram mıydı? Sanırım Ömer Bayram. Ya bu kadar kötü vurulurdu topa. Allah razı olsun kendisinden. Şöyle Vedat'a doğru uzun bir top atalım. Vedat bunu yap lan bari. İndir şu topu. Yok. Peki. Yok Vedat'tan memnun değilim ya. Vallahi Balotelli'yi oynatmıştım işte dün bahsettiğim gibi. Gerçekten çok fark var abi. Tabii ki olacak. Balotelli o adam da. Yani takımı seviyesini çok üst düzey hale getirecek. Şöyle iyi bir forvet transfer. Yürü bakayım şimdi. Yani nereye yürüyorsa bu da işte. Vedat'a attığımız pasa bak. Ayağını atmamız lazım Vedat'ın. Ya Vedat'ı topla ceza sahası içerisinde buluşturacağız. O zaman affetmiyor genelde. Ferdi, aferin oğlum sana. İlk maçında Galatasaray'a karşı oynuyor. Koçum benim. İlk 11'e Galatasaray maçında çıktım. Heh. Çıktı top, çıktı. Bravo, bravo. Sol bekleri Galatasaray'ın topun bizim tarafımıza geçmesini sağladı. Bak, bak, bak. Oğlum dönsene. Niye dönmüyorsun ya? Ya kontrol şurada. Ya vay arkadaş ya. Başlayacağım joystick'im ha. At şöyle. At oğlum önüne. İşte bu, yürü. Yürü bakayım Ferdi. Eyvah. Ha neyse ki korner yaptırdı. Ferdi de topla koşamadı ya. Donk geldi hemen orada. Vur kafayı. Vur. Aman be. Çok güzel yükseldi burada ama. Olsun olsun Gustavo. Olsun oğlum. Devam. Muslera şimdi kale vuruşunu kullanıyor. Topla buluşan Enzonzi. Roma'dan bildiğimiz... O da çok kaliteli bir isim. Mariano. Sağ kanatta Galatasaray atağını şekillendirecek. Şimdi orta sahada Seri topla buluştu. Seri'yi kaptırdı. Luis Gustavo yemin ediyorum felaket bir adam. Yürü yürü. Yürü oğlum. Vur. Oğlum Muslera'ya bir bakın ya. Lan nereden sezmiş yemin ediyorum. Çıkmış hemen kalesinden ya. Bak şuradayken sezmiş ha hemen. Donk'a güvenememiş çıkmış. Orada aa bak Vedat'ı ilk defa takdir ettim. Arkadan pozisyonunu bozmaya çalışmasına rağmen orada yıkılmadı. Bravo Vedat. Bak bunları yapıyor işte. Orta geldi şimdi yine. Luis Gustavo vurdurmadılar. Çıkart dışarı çabuk. Heh. Ferdi Kadıoğlu. Sert bir şut attı. Savunmadan çarpan top. Muslera son anda kurtardı. Hadi oğlum hadi. Baskıyı kurmaya başladı Fenerbahçe. Galatasaray kalesinde. Şimdi sağ kanatta topla buluşan yine Ferdi. Baktı şöyle içeri. Dışarı çıkarttı çok güzel. Thiago Almada. Thiago Almada. Güzel bir şut attı ama kaleci Muslera'nın üzerine gitti top. Almada'yı bol bol kullanacağız. Aferin lan sana Ferdi. Ona değil ama şöyle ortaya doğru indirseydin daha iyi olurdu. Oha Ferdi öldü la. Oğlum Ferdi'ye ne oldu? Sakatlandı mı bu? Bas 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 bas. Eyvah. Aferin lan. Bir şey söyleyeyim mi? Ferdi iptal. Şunun bir kondisyonunu bir kontrol edelim. Tabii ilk defa oynuyor. Genç de çocuk. Kaldıramadı herhalde. Bakalım bir oyun planı diyelim arkadaşlar. Yok. Yani gayet iyi görünüyor ama. Neyse ikinci yarıya başlasın bakalım. Olmadı bir De La Vega değişikliği yaparız ilerleyen dakikalarda. Hala gol yok.
Fenerbahçe kendi evinde Kadıköy'de Galatasaray'ı ağırlıyor. Şimdi topla buluşan isim Saracchi. O da genç yetenek. Donk'la oynadı. Seri. Sağ kanat oynadı Mariano. Mariano topla buluştu, şöyle bir kafasını kaldırdı. Baktı önündeki Feguli ile oynadı. Ama orada Acheampong geldi hemen. Müdahalesini yaptı. Luis Gustavo ön tarafta, şimdi bir boşluk var. Vedat Muriç. Aferin sana oğlum. Çok ciddi bir hata yaptı Vedat Muriç. Şimdi sen bunun üzerine git, bir soğuk su iç. İyi bak. Yedim bak, beni tuhaf tuhaf espriler yaptırttın bana Vedat. Ne oldu oğlum? Ne oldu ya? Da hocam ne oldu oğlum? Aklım gitti ha. Bak bu oyun hakemleri ne oldu ya? Ne yapmış? Bir göster bakayım ben ne yapmışım ya. Görmedin mi acaba faul yaptım da şurada? Oğlum manyak mı bu oyun? Cidden bu oyun manyak mı la? Bozuk filan mı acaba hakemleri? Bak ilk defa eleştirebileceğim bir şey çıkmaya başladı ortaya oynadıkça oynadıkça. Bu akıl alır gibi değil oğlum bu. Allah Allah. Of, boşluğa bak. Yürü Acheampong. Yürü oğlum. Yürü. Senin yürüyeceğin yere ya. Enzonzi oğlum karşındaki ya. O kadar süratli bir isim de değil. Nasıl bu kadar yavaş kaldın ya? Ulan Acheampong. Hakikaten FIFA'dakiyle alakan yok ha. FIFA'da yemin ederim yardırıyor, gidiyor, geliyor, basıyor, ediyor, top atıyor, şut atıyor. Kaleciyi çalımlayacak neredeyse FIFA'da. FIFA'da mı fazla abartı acaba? Bas oğlum. Ya sen var ya Gustavo, sen adamın dibisin ya. Sana ne kadar övgü övsek, seni ne kadar övsek vallahi azdır ya. Şimdi pas yapıyor Fenerbahçe İzla. Sağ tarafta Ferdi. Ferdi baktı arkadaşlarına. Şimdi koşusu var Kudüs'ün. Çok güzel bir top oldu içeride. Vedat boş. Yap oğlum ortanı. Siz bende maytap geçiyorsunuz ya. Vallahi maytap geçiyorsunuz siz bende ya. Gerçekten dalga geçiyorlar bence. Bence dalga geçiyorlar yani. Oğlum. Mevlüt gel lan. Gel. Gel bir deneyeceğim seni ya. Bu neydi ya? Ne biçim orta yaptın Kudüs? Bak hemen. Ya sen kral adamsın. At lan pasını, faul var hocam. Ulan pasa bastım attırmadı, faul yok mu? Yemin ediyorum Gustavo var ya, efsane efsane. Bir de transfer teklifi falan yapıyorlar. Lan Gustavo. Verir miyim Gustavo'yu ben? Bu arada Hasan Ali'den çok ciddi bir hata geliyordu az kalsın. Tiyo kalmadı. Sol kanatta bir boşluk var. Acheampong. At oğlum önüne. İşte bu. Yürü. Yap ortanı. Vur. Vur. Ne yaptın? Ne yaptın? Attığın pasa bak. Allah'ını seviyorsan ya. Tiyo kalmadı. Çok güzel sıyrıldı rakibinden. Şimdi bıraktı. Tek top bir daha aldı. Tiyo kalmadı. Olmadı. Oğlum ne biçim bir gol kaçırdım ya. Vallahi billahi bu nasıl bir gol kaçırma şekliydi ya. Boş kale lan neredeyse. Cık. Vurulacak en kötü yere vurdu topu. Oğlum nereye? Eyvah eyvah. Aferin lan Altay. Aferin oğlum sana. Bravo Altay. Tehlikeyi sezdi ve hemen oradan müdahale etti. Çok güzel bir koşu var orada Tiago Almada'dan. Tek top oynadı. O da oynadı. La yap koşunu yap. Al şimdi. Ya sen nasıl bir adamsın ya? Beni kudurttun bugün lan. Aha Kudüs'e bak sen. Lan abi bir şey göstermek istiyorum. Nerede şu ya? Ya şu Vedat'a bir bakın la. Dur. Bu nasıl bir kamera açısı ya? Ben bunu nasıl yukarı çekeceğim acaba? Bak şimdi. Kudüs burada topu kazanıyor, tamam mı arkadaşlar? Şöyle göstereyim. Bak. Yapay zekada bunlar olduğu zaman kafayı yiyorum. Bak Vedat'ın koşu yapması lazım şimdi. Bak şimdi. Bir de eliyle top gösteriyor. Zaten aynı yerdesiniz. Ne topu gösteriyorum? Koşuyor bak. Koşuyor. Dümdüz devam etse şurada sola doğru yöneliyor. Bakın. Bakın. Sola doğru yönü. Lan sen dümdüz koşacaksın. Kudüs de önüne bırakacak sağdan. Bak zaten onu düşünmüşüm. Bırakmışım, gördün mü? Vedat'ın düz koşu yapacağını tahmin ederek. Önüne tık diye bırakmışım. Ama bu hıyar Vedat beni trollüyor ya. Ne oldu? Ne oldu lan yine? Bakalım. Kudüs. Allah Allah. Ay Allah ya. Nasıl hakem ya? Oğlum.
Biraz ait neyse. At onu gülme. Allah gülmekten vallahi gözümden yaş geldi ya. Oğlum sanırım yapamamışlar. Yani bu kadar kötü olamaz ki. Hakemler. Allah. At tek top işte bu. Yürü lan yürü lan. Tek top oyna sende. Aa olmadı olmadı. Allah Allah bu pozisyonlar beni benden aldı ya. Vallahi bravo Pes. Yani hakem hariç her şeyin dört dörtlük geliyor şu an bana. Bir tek hakemlerinde sıkıntı var gibi arkadaşlar. Onun dışında gerçekten... Lan ne yapıyorsun lan? Serdar! 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 Evet. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik bu şekilde. Bugün saatlerimiz 2'yi gösterdiğinde ben Twitch.tv/Kaptan Toygun kanalında Twitch'te canlı yayında olacağım. PES 20'ye devam edeceğiz. Hepinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde de tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.